Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere bu güzel, çok beğenilen kahküllü saç modelini anlatacağım. Yapımı kolay, biraz dikkat istiyor şu kısımlarda. Onun haricinde takma saç olarak tasarladım. Saçları kesip saç tellerini takıyoruz. Saçımızın arkası bu şekilde. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Saçları taktıktan sonra kendi zevkinize göre kuyruk kısmını süsleyebilirsiniz bebeğinizi. Şimdi yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olmanızı rica ediyorum. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyorum. Hepinize kolay gelsin. Hemen başlıyorum şimdi. Saçında Alize Diva ipini kullandım. Kod numarası 369. İsterseniz bu ipi kullanabilirsiniz. Farklı iplerle de olur. Lif ipi kullanabilirsiniz. O da çünkü ince bir ip. Kalın bir iple çok güzel olacağını düşünmüyorum. Çünkü kahkülleri böyle havada durabilir ama ince bir ip tercih ederseniz daha güzel olur. Ben bebeğimin saçında 4-5 boyutta saç kullandım. En uzun boyutumuz 50-60 santim. En uzun saç telim 60 santim. Sonra 5'er santim farkla 55 santim, 50 santim, 45 santim şeklinde boyutlarını ayarladım. Kahkül içinde 15-20, 18 santim civarında kahkül için ip kestim. Böyle farklı boyutlardaki kitaplara sararak bu boyutu elde edebilirsiniz. Ben böyle 3 boy kitap, ajanda, işte elinizde ne varsa arkadaşlar ölçeceksiniz böyle etrafını. Bir tarafından böyle sardıktan sonra buradan makasla kesip daha kolay bir şekilde saç tellerini hazırlayabilirsiniz. Eğer aynı boyuda yapmak istiyorsanız, yani böyle uğraşmak istemiyorsanız, en uzun boyundan 60 santim civarında saç telini kesersiniz arkadaşlar. Sonradan uçlarını düzleyebilirsiniz ama ip biraz ziyan oluyor o zaman. Ben böyle hani yaparak biraz daha ekonomik olsun istedim. Öndeki kahkülleri de şöyle dört parmağıma dolayıp arkadaşlar sonra bir tarafından kestim. Dediğim gibi böyle saç tellerimi hazırladım. Bir de arkadaşlar saçları ekmek için biraz ince bir tığ kullandım. 1,5 milim, 1,50 milim. Çünkü daha rahat saç tellerini alıyoruz ve buralarda çok deformasyona sebep olmuyoruz. Daha ince bir tığla yaptığımız zaman daha güzel saç tellerini takabiliyoruz. Dediğim gibi bu uçucu bir kalem. Bununla önce kahküllerini yapacağımız yeri belirlememiz gerekiyor. Bakın şu orta kısmı şöyle diyeyim. Ben önce işaretliyorum iğneyle. Bakın yan taraftan kaşların 2, 4, 5 sık iğne yan tarafına ve şu eksiltme sırasını arkadaşlar, eksiltme sırasının bittiği yere, yani üstten şu eksiltmelerin sonuna iğnemi takıyorum buraya. Şakakları burada olacak arkadaşlar. Diğer taraftan da yine 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne sol tarafa iğnemi yerleştirdim. Ve şu tepe noktadan buraya çizgi çektim. Şimdi bunlar deliklere tam denk gelmiyor ama en yakın deliğe yaparak buradaki düz çizgiyi oluşturmamız gerekiyor. Yani çok böyle zikzak şeklinde olmasın, dümdüz olması gerekiyor. O yüzden böyle kalemle önce çiziyorum. Sonra oralara saç tellerini yerleştireceğim. Şimdi buraya şu tarafa en uzun teli yerleştireceğim. En uzun 60 santimlik saç telinden alıyorum. İkiye katladım. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Buradaki kaştan 5 sıra sonra yaptığımız işaretin
bir, iki, üçüncü sırasının üç sıkıyına gerisine bir tane daha işaret koyacağız. Bakın, bundan sonra düz inecek çünkü şurada bir çaprazlık oluşacak. Bu işaretten sonra 3 sıra altına, 3 sıra yan tarafına bir iğne daha yaptım. Bakın bu tarafta da aynı şekilde 3 sıra altına, 3 yan tarafa da 3 sık iğne geriye işaretimi taktım. Şimdi 60 santim olan ipimi alıyorum, ikiye katladım. Şu şekilde tutuyorum. İğnemin olduğu yere batıp saç tellerimi takmaya başlıyorum. Bu kalem arkadaşlar uçucu bir kalem olduğu için bunu daha sonra sıcak saç kurutma makinesini tuttuğumuz zaman o renkler uçacak. Bu şekilde sırayla her sıraya saç tellerini ekeceğim. Bazen sık iğneler denk gelmediği zaman arkadaşlar şöyle sık iğnenin ortasından da batıp yapabilirsiniz. Çünkü bazen denk gelmiyor. Bakın şurada mesela ben öyle yapacağım. Şuraya batmam gerekiyor. Sık iğne olarak alırsam. Fakat o zaman biraz içeri giriyor. Şöyle ortasından batacağım. Yani mümkün mertebe düz bir şekilde bu saç tellerini buraya yerleştirmemiz gerekiyor. Tepeye kadar. Şimdi şurada tepede böyle batıyorum. Buradan aşağıya doğru devam edeceğim. Buradaki saç tellerini de buradan böyle aşağı indiğim zaman yine tığımı buradan geçirmiş olacağım. Yani ön taraftan geçirmiş olacağım. Takma şekli aynı olmuş olacak. Şöyle de yapabilirsiniz. Yani böyle ters çevirip yapacağım. Şu aşağıdan başlayacağım. Öncelikle şuraya bakın 1, 2, 3, 4 tane, 5 tane şu kısma uzun saç telinden takacağım. Tepesi orası çünkü görünecek.
Bakın. Bu şekilde burayı sıklaştırdım. Şimdi kısa saç telimi alıyorum biraz. Bakın bu kısayı. Onu da hemen bu saçların dibine, yani hiç aralık vermeden en üstünü dibine takacağım. Bunları aşağıya doğru. Bakın bu şekilde. Şimdi yine bir sıra ara vereceğim arkadaşlar. Şu boşluğa yapmayacağım. Bu boşluğa şöyle yuvarlak şeklinde yine buralarda bir çizgi halinde kalacak. Saç teli boş kalacak orada. Göstereceğim şimdi. Şöyle. Zaten şurayı yapamayız arkadaşlar. Oraya yapmayalım yani. Bakın buraya. Şurada bir boşluk kalsın. Bir sıra ara verdim. Bir sıra daha yapıyorum. Yine bir sıra atlıyorum. Şuradan. Bakın burada boşluk bırakıyorum. Hemen dibine yapmıyorum. Arkadaşlar şu tepeyi biraz daha sıklaştıracağım ilk sırayı. Şöyle çevirdim. Ön tarafını bu tarafa çevirdim. Aynı yere yönünü böyle yaparak arkadaşlar. Birer saç teli daha takmak istiyorum. Şuraya da bir tane daha. Bakın şöyle. Uzunlar arkaya. Kısalar ön tarafa. Bu şekilde arkadaşlar. Orayı burada derisi yani saç kökleri görünmesin. Bu şekilde. Şimdi şurada bakın arkadaşlar burada bir sıra ara vermiştik. Şu orta kısımlara yine takmak istiyorum. Çünkü ön biraz daha yoğun olmalı. Yine burada her sıraya yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Bu sıraya da yaptım. Bunları da yaptık. Şimdi şurada bakın ön tarafta son yaptığım sıranın arasına bir sıra daha yapacağım.
Şimdi yoğunluğuna baktıktan sonra bir sıra daha buraya bir sıra daha ekleyebilirim. Yoğunluğuna bir bakalım arkadaşlar. Yoğunluğu fena değil ama arkadaşlar ben bir sıra altına bir sıra daha geçeceğim. Eğer ipiniz kalınsa tabii siz yapmaya da bilirsiniz. Bakın şu alın kısmında şuradan itibaren her sıraya yaptım. Şimdi burada yine bir sıra dibine yapacağım. Buradan başlayıp aynı şekilde alın kısmına bir sıraya daha yapacağım. Burayı böyle tamamlayacağım arkadaşlar. Şuraya kadar aynı şekilde saçları takacağım. Taktım. Burada bir ayrım oluşuyor arkadaşlar. Artık kahkülümüz yeterli. Tabii ki saçlarını böyle istediğiniz uzunlukta çok kısa kesmeyin arkadaşlar. Ben biraz şimdi keseceğim. Arkadaşlar ucundan böyle keseceğim fakat çok kısa kesmeyin. Ütü yapacağız. Ondan sonra ütüledikten sonra da düzeltebiliriz. Çünkü birden kısa olursa geri dönüşü yok. Tekrar ekmeniz gerekebilir. Yani ben şimdilik bu kadar kestim. Daha sonra ütü yaptıktan sonra buraları ütüleyeceğim. Sonra düzelteceğim arkadaşlar. Şimdilik böyle kalsın. En son düzeltme işini sona bırakıyorum. Evet, kahkülümüz bu şekilde oluştu. Şimdi uzun ipimiz arkadaşlar, en uzun olan ipimle şuradan bakın göstereceğim şimdi burayla bunları artık en üst çizgiyi oluşturduktan sonra gerisi daha kolay bizim için. Bakın şu kısmı, tepe kısmı, şu iğneyle işaretlediğim bu kısmı yine her sıraya, yani her sıraya derken arkadaşlar bir sıra ara vereceğim. Şu kahkülde olduğu gibi tamamen her sıraya ekmeyeceğim. Şimdi şuraya ekeceğim. Sonra buraya bir sıra ara vereceğim. Buraya bir sıra ara vereceğim. Buraya bir sıra ara verip her sık iğneye yapacağım. Şuraya kadar. Yani uzun ipi buraya kadar yapacağım. Sonra diğer uzunluktaki 55 santimlik ipime geçeceğim. Onu da bir sıra atlayıp bir sıra atlayıp her sık iğneye yapacağım. Ben şöyle göstereceğim arkadaşlar. Önce bir yapayım şöyle size göstermek amaçlı. Bakın böyle tutacağım kafayı. Şuradan başlıyorum. Zaten tepeye yoğunluk vermiştik. Burada her sık iğneye fakat bir sıra ara vererek yapacağım. Döne döne yuvarlak şekilde. Bu şekilde. Yalnız şu öndeki kahkül kenarlarına birer diplerine birer tane daha yapacağım arkadaşlar. Orası sık olmalı. Bakın şöyle. Şuradan tekrar gösteriyorum. Şimdi bir sıra atlıyorum. Ama dibine bir sıra bir tane yapacağım. Oraya bir sıra atlamıyorum. Bakın. Yani kenardaki çizgi dibine, şunun dibine her sıraya yapacağım.
Şimdi buna devamını yapmayacağım bu sırada, bakın. Bunun devamını yapmayacağım. Şuradan batıp tekrar sırayı döneceğim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Burayı atladım. Böyle döneceğim. Şu kısımla bakın iki tane daha yapacağım. Buralara. Şuraları her sıraya yapacağım. Fakat şu arkalarda birer sıra at. Burayı yapacağım. Bakın şimdi burayı yapıyorum. Bir sıra atlayacağım. Burayı yapacağım. Bir sıra atlayacağım. Diğer boyumuza geçeceğiz. Ben şimdi bu tepeyi yapıp geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öndeki kahkülleri böyle tokayla tutturdum. Çünkü böyle öne arkaya attıkça hani karışıyor. Böyle iyi oldu. Dediğim gibi bakın uzun iple buraya kadar yaptım arkadaşlar. Arada bir sıra atladım. Birer sıra atlayarak dediğim şekilde yarım yuvarlak şeklinde saç tellerimi ektim. Şimdi diğer kısa telime geçmeden önce arkadaşlar şu yan tarafta bir düzeltmek istiyorum. Yan tarafta şu işareti buraya koymuştuk. Yalnız ben bunu şu saç tellerini düz olarak buraya kadar uzatmak istiyorum. Bakın daha sonra böyle bu şekilde yan yapacağım. Yani göz kenarına şu kirpiğin hizasına kadar uzatacağım. Daha sonra kulak arkasına doğru geçeceğim. Yani şuradaki saç tellerine devam edeceğim arkadaşlar. Orta boydaki ipimle onu da göstermiş olayım. Böyle düz inse daha güzel olacak. Buraya kadar yapacağım. Kulağa 3 sıra kala bıraktım arkadaşlar. Dümdüz buraya kadar yaptım. Şimdi arka kısmı size tekrar göstereceğim. Orta boy ipimle yine diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Şunu da böyle bir geri alarak da olabilir. Ben burada bakayım. Evet. Yani şuradan itibaren bir sık iğne geri alıp kulağın 3 sıra üstüne kadar bunu da düz bir şekilde şöyle takıyorduk arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar aynı şekilde takacağım. Bakın. Bunu bu taraftan takıyoruz. Yani şakak kısmını bunu sağ tarafı böyle taktım. Sol tarafı da kafayı ters çevirip bu şekilde takacağım. Aşağıya kadar iniyorum. Dediğim gibi kulağın 3 sıra üstüne kadar. Şurada bir sık iğne. Şurada bakın. Bir sık iğne geri gittim. Dümdüz değil de bir sık iğne geri gittim. Ondan sonra düz iniyorum. Diğer tarafı da öyle yaptım. Kulağın üst sıra üstüne kadar şuraya kadar yapacağım. Şimdi arka tarafı deniyoruz tekrar. Yine buraya kadar bakın. Şu düz indiğim kulağa kadar indiğim kısma kadar bu diplerine birer tane diplerine bir şuralar arkadaşlar yapıyoruz onu mutlaka. Yani hemen dibine yapıyoruz. Bu şakak kısımlarındaki saç tellerinin dibine böylemesine. Bakın.
Bunları yapacağız. İsterseniz bu sıraları giderken de yapabilirsiniz. Mesela ben şurada şimdi, bakın hemen dibine bir tane yapıyorum. Çünkü şakak kısımları dolgun olsun. Şimdi bir sıra alttan devam ediyorum. Yine şakak kısmına dibine yapıyorum. Tane ekliyorum. Sonra tek tek devam ediyorum. Yani bir sıra ara verdikten sonra, bakın, bir sıra ara verdim. Buradan devam ediyorum. Aynı şekilde diğer tarafa kadar bu saç tellerini ara vermeden her deliğe takacağım. Sadece bir sıra aşağıya yapıyorum. Bakın. Bu şekilde bir sıra ara vererek ama her deliğe yaparak diğer şakak tarafına kadar geleceğim. Sonra yine bir sıra ara vereceğim. Şu iğneye kadar arkadaşlar. Bakın tam şu arttırmaların bittiği, eksiltmelerin bittiği yere kadar bu şekilde bir sıra atlayıp bir sıra atlayıp bir sıra yapacağım. Bir sıra atlayacağım, bir sıra yapacağım, bir sıra atlayacağım, bir sıra yapacağım. Şu kısma kadar her deliğe yapacağız birer sıra atlayarak. Sonra bakın burada da zaten ben yapmıştım bir tarafını. Bu eksiltmelerin dibine kadar bu şekilde yapacağım. Sonra hemen dibinden başlayacağım. Bir sık iğne ara vererek yapacağım. Burada da diğer uzun diğer saça geçeceğiz arkadaşlar. Şu boya geçeceğiz. Yani dediğim gibi isterseniz hepsini 60 santim kesin en sonunda düzleyebilirsiniz. Ben israf olmasın diye biraz uzunluğu kısalı kestim. Bu şekilde arkadaşlar bir tane sık iğne atlayıp bir tane yapacağım. Buraya kadar şu bakın buraya bunu atlayacağım. Buraya her deliği yapacağım. Bunu atlayacağım. Buraya her deliği yapacağım. Bunu atlayacağım. Burada her deliği değil de artık bir sık iğne ara vererek yapacağım. Sonra yine bir alt sırada da aynı şekilde bir sıra ara vereceğim. Yine bir delik atlayarak yapacağım. Bakın. Tekrar şeye kadar enseye kadar arkadaşlar bakın ensede aynı şekilde devam edeceğiz enseye kadar. Böyle bir sıra atlayıp birer delik ara vererek saç tellerimizi ekleyeceğiz. Bakın en son sırada kulağın bittiği yerde bakın onu göstereceğim şimdi size. Kulağın bittiği yerde bakın şurada her deliğe yaparak son sırayı ense kısmını o şekilde yapacağım. Bakın buradan da görünüyor. Ense kısmını her deliğe yapacağım. Bu şekilde böyle kulağa kadar tamamlayacağım. Şu kısmı göstereceğim arkadaşlar size şimdi. Kulaktan sonrakini. Bakın burada kulağa 3 sıra kala bitirmiştik. Buradan yan sıraya geçerek arkadaşlar. Buradan devam etmiyorum. Yan sıraya geçiyorum. Çapraz şekilde buraya bir tane yapıyorum. Sonra yine çapraz şekilde bir sıra alta buraya yapmışım zaten arkadaşlar. Bakın. Şimdi buradan sonra zaten şuraya bir tane yapacağım. Bir alt sıranın hemen dibine bir tane daha yapıyorum. Yani şu görünen kısımlar seyrek durmasın. Şu yan şakak kısımları. Diğer arka taraflar. Buralar bakın. Dediğim gibi bir sıra ara vererek yapacağız.
Şuraya da bir tane yapmak istiyorum. Kulağın arkasına geçiş kısmına. Bakın şöyle göstereyim size. Yani bu şekilde 3 sık iğne yan tarafa geçmiş oldum. Kulağın arkasından da aynı şekilde devam edeceğim. Sonra en son sıramız demin gösterdiğim şekilde her sıraya arka kısımda yine gösterdim. Şuraya kadar tekrar söylüyorum. Buraya kadar bir sıra atlayarak birer hiç sık iğne atlamadan arkadaşlar her sık iğneye bir sıra atlayıp her sık iğneye bir sıra atlayıp her sık iğneye bakın buraya kadar. Bundan sonra birer sıra atlayarak birer delik atlayarak yapacağız. Bu şekilde saçlarımı tamamlayacağım. Eğer daha yoğun istiyorsanız arkadaşlar ama bu yoğunluk bence güzel olacak. Saçlarımı takacağım, bitireceğim. Sonra kahküllerimi bakın ütüyü şöyle koyacağım arkadaşlar. Bu şekilde ütüleyeceğim. Üzerinde de ütü yapacağım saçlarının. Arkadaki saçları da arkadaki saçları da böyle ütü masasına koyuyorum. Ütüyle güzelce ütülüyorum arkadaşlar. Kısım kısım alarak bu şekilde ütülüyorum. En son ütüledikten sonra saçlarımızın düzeltmesini yapacağız. Uzunluğu kısalı olan yerleri düzelteceğiz. Söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi en uzun boyutu buraya taktık 60 santimlik. Buraya kadar 55 santimlik olanı takacağım. Şuraya kadar 50 santimlik. En alta da en kısa kestiğim bunu takacağım. Yani şu araya, her araya, bakın bu araya en kısasını takacağım. Sonra buraya 45 santimlik, 50 santimlik, buraya 55 santimliği takacağım. Yani 4 boyumuz vardı kahkül hariç. 60, 55, 50, 45 santimlik saçlarımı en alta takacağım tabii şu kısma. Onu da söyleyeyim. Saçlarımızı tamamlayacağım. Geleceğim. Saçımı tamamladım arkadaşlar. Bakın kuyruklarını da bu şekilde önce ütüledim. Böyle bu şekilde ütüledim saçlarımı. Ön kahküllerini de ütüledim ve düzelttim. Biraz daha kısalttım. Bakın. Ütüledikten sonra düzgün bir hale getirdikten sonra şu şekilde bakın şöyle yanlardan bir tutam alarak lastikle bağladım. Daha sonra bu tarafı da aynı şekilde bağladım. Tokalarını nasıl yaptığımı size göstereceğim. Tokalarını bağladıktan sonra arkadaşlar onu da göstereceğim. Nasıl şurada bunların aşağıya inmemesi için şöyle biraz yukarıda kalması için ne yaptığımı size göstereceğim. Önce toka yapılışına geçelim. Tokası için ben kırmızı ip kullandım. Botları da kırmızı olduğu için kırmızı bir toka yapacağım. İpimi aldım. Önce düğüm yapıyorum. 28 tane zincir çekeceğim. 28 zinciri çektikten sonra ikinci zincirden başlıyorum arkadaşlar. Dönüyorum. Zincirin üzerine tek kanadını alarak sık iğne yaptım. Üzerine doluyorum. Her bir zincirin içine yaparak devam edeceğim. Çakma trabzan yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Üzerine aldım. İkili trabzan yaptım. Sırayla devam ediyorum. Tekrar iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Önce sık iğne yaptım. Sonra çakma trabzan. Sonra ikili trabzan. Üzerine iki defa doladım. Bakın ikisini. Sonra ikisini, sonra ikisini. Üç kere de topladım. Üçlü trabzan yaptım. İki kere doladım.
Yine üçlü trabzan yapıyorum. İki tane de üçlü trabzan yaptım. Üzerine doladım. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. Bir tane. Bir tane daha yapıyorum. İkili trabzan. Sonra çakma trabzan yapıyorum. Yani üzerine doladım. Üçünü birlikte çektim. Bir daha söylüyorum. Sık iğne, çakma trabzan, 2 ikili trabzan, 2 üçlü trabzan, 2 ikili trabzan, bir tane çakma trabzan. Şimdi sıradaki zincirlerin üzerine sık iğne yaptım bir tane. Tekrar devam ediyorum. 9 tane sık iğne yapacağım toplam. İkinciyi yaptım. 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptım. En son çakma trabzandan sonra 9 sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Yine çakma trabzan. Üzerine doladım. İkili trabzan yapacağım iki tane. Birincisi. Bu da ikincisi. Üzerine iki defa doladım. Sıradakine üçlü trabzan. Bir daha iki kere doladım. Yine üçlü trabzan. Üç kere de çekiyoruz. İkişer ikişer toplayarak. Üzerine doladım. İkili trabzan yapacağım. Bir, iki. Bir tane daha. İki tane de ikili trabzan yaptı. Aynısını simetrini yapıyoruz. Bu tarafta yaptığımın aynısı. İkili trabzan iki tane. Çakma trabzan. Üçünü birlikte topladım. Sık iğne yaptım. Son halkanın içine sık iğne yaptım. Şimdi döneceğim arkadaşlar. Dönmek için bu aynı yere bir tane daha çakma trabzan, pardon, sık iğne yaptım. Bu ipi de arkadan yürüteceğim. Şimdi bu benim bu taraftaki sık iğnelerimin ilki oldu. Yani o tarafa geçiyoruz şimdi. Bir tane sık iğne yaptım. Üzerine doladım. Yanındaki hemen yanındaki boşluktan başlıyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine doladım. Bakın aynısını bu taraftakini simetrini yapacağım. İkili trabzan yaptım. Bir tane daha. İki tane de ikili trabzan. İpi arkadan yürütelim ki temiz olsun. Üzerine iki kere doluyorum. Üçlü trabzan yapacağım iki tane yine. Yine doladım. Üçlü trabzan. Üzerine doladım. İkili trabzan iki tane yapacağım. Bir tane çakma trabzan. Şimdi sık iğne yapacağım. 9 tane sık iğne yapacağım. Araya 1 ipimi artık orada keseceğim, arkadaki ipi. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğne yaptım. Üzerine doladım. Çakma trabzan yapacağım. Bir tane çakma trabzan. İki tane ikili trabzan. Üzerine iki kere doladım. İki tane de üçlü trabzan yapıyorum. Üzerine doladım. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine doladım. Bir tane çakma trabzan. Bir tane sık iğne yaptım. Şu ilk yaptığım sık iğnenin içine, bakın ilk sırada yaptığım sık iğnenin içine battım.
ilmek kaydırma yaptım, bir zincir çektim. İpimi kestim. Hemen iğneme ipi takıyorum, etam iğnesine. Evet, aralarından geçirerek ipi gizleyeceğim. Şimdi 25 tane zincir çekeceğim. 25-30 istediğiniz kadar. İsterseniz buraya lastik de yapabilirsiniz arkadaşlar. Saç lastiği takıp öyle düğümleyebilirsiniz. Ben zincir yapacağım. Çünkü bebeğe kullandığım için. Tane zincir çektim. Kestim ipimi. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Fiyongun ters yüzünü yere koydum. Üzerine ipimi koydum. Şu şekilde. Düğüm yapacağım. Böyle güzelce sıkıştıracağız arkadaşlar. Fiyonkların ön yüzlerini böyle çevirin eğer ters geldiyse. İpimiz de burada. Dibinden tutarak şu şekilde. İyice sıkıştıralım. Fiyonk tokamız hazır. 2 tane yaptım ben. Bebeğime takacağım. Bu şekilde lastiklerin üstüne bağlıyorum. Tokaları bağladıktan sonra arkadaşlar bu kuyruklardan bir miktar aldım. İki taraftan da alacağım. Sadece kuyruğun şu üst kısmından yani kenar kısmından bir miktar alıyorum. Sonra onu üçe böleceğim. Yani burada biraz bırakıyorum. Saç örgüsü yapacağım. Bakın şöyle göstereceğim şimdi size. O zaman şu kuyruklar çok yana inmiyor, tepede kalıyor. Bakın böyle. Saç modelimin son hali bu şekilde kahküllü saç modeli. Umarım siz de bebeklerinize uygulayabilirsiniz bu modeli. Şimdi videonun sonuna geldim. Sizden istediğim kanalıma abone olup bana destek olmanız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.